Diyelim ki elimizde bir a vektörü var ve 2,1 değerinde. Burada grafiğini çizebiliriz. 2,1'e eşitmiş. 0 noktasından başlayıp yatay eksende 2 ve dikey eksende 1 ilerleyeceğiz. Ve Sonuç olarak bu noktaya varacağız. Peki bu vektörü bir skalerle nasıl çarpar ve tanımlarız? Örneğin 3 çarpı a vektörü desem bunu nasıl yapacağız? Bu 3 çarpı 2,1 ile aynı şeydir. 3 sadece bir sayıdır. Skaler nicelik sadece yalnızca bir sayıdır. Vektör ise birçok yöne doğru, birçok yöne doğru ne kadar ilerlediğinizi gösterir. Yani vektör hem büyüklük hem de yön belirtir, daha önce söylediğimiz gibi. Skaler ise sadece bir sayıdır. Peki bu vektörün 3 ile çarpımını nasıl yaparız? Akla gelen ilk şey vektörün bileşenlerinin her birini 3 çarpmak değil mi? Elimizde 2 ve 1 var, Bunları 3 ile çarpacağız. 3 çarpı 2, 3 çarpı 1. Çıkan sonuç da yine 2 boyutlu bir vektör olur. Bu 2 boyutlu vektör 6,3'tür. Şimdi sizden boş bir kağıda bu vektörün grafiğini çizmenizi isteyeceğim. Daha sonra a vektörü ile olan, a vektörü ile olan ilişkisini düşünün. Çizelim. 6,3 vektörü 0 noktasından başlayıp İlla sıfır noktasından başlamamıza gerek yok biliyorsunuz. Yata eksende 6 ilerleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dike eksende ise 3 ilerleyeceğiz. 1, 2, 3. O halde bu noktaya varacağız ve vektörümüz de böyle görünecek. Peki bu vektöre ne oldu? Vektörde ne değişti, ne değişmedi. Değişmeyen şey yönü, hala aynı doğrultuda. Vektörü skalerle çarpmak, en azından bizim kullandığımız yöntemle çarpmak, vektörün yönünü değiştirmedi. Belki de bu örnekte de değiştirmemiştir. Ama vektörün büyüklüğü değişti ve 3 katına çıktı. Bu sürpriz olmadı değil mi? Zira vektörü 3 ile çarptık. Yani başka bir deyişle 3 katına çıkardık. Skaler vektörün skalasını değiştirdi. Şimdi skaler sözcüğünün nereden geldiğini de anlamışsınızdır. Skaler bir vektörle çarpıldığında vektörü yeniden ölçeklendirir. Bu örnekte vektörün yönünü değiştirmeden büyüklüğünü 3 katına çıkardı. Şimdi daha ilginç bir şey yapalım ve a vektörünü bir negatif sayıyla çarpalım. Kolay olsun, eksi 1 ile çarpalım. a vektörü çarpı eksi 1. Az önce kullandığımız yöntemle vektörün her bileşenini eksi 1 ile çarpacağız. 2 çarpı eksi 1, eksi 2. 1 çarpı eksi 1, o da eksi 1. O halde eksi 1 çarpı a vektörü eksi 2 virgül eksi 1'e eşitmiş. Yine sıfır noktasından başlarsak yatay eksende eksi 2 ve dikey eksende eksi 1 ilerleyeceğiz. Peki ya şimdi vektörümüze ne oldu? Yönü değişti, değil mi? Vektörü eksi 1 ile çarptığımızda yönü değişti. Büyüklüğü değişmedi ama yönü eski halinin tam tersine dönüştü. Tahminen negatif bir sayı ile çarptığımızdan olsa gerek. Bilindik sayı doğrusunda olan da aynı şey değil midir? Mesela 5 ile eksi 1'i çarpsak sayı doğrusunda sağ değil sola ilerleriz. Sonuç eksi 5'tir ve sıfırın solundadır. Aynı durumun vektörde de geçerli olması o zaman normal. Peki a vektörünü eksi 2 gibi bir değerle çarpsak? Videoyu durdurup kendi başınıza bir deneyin, bir tahmin edin sonuç ne olur? Ve grafiğe döktüğümüzde nasıl görünür? Bir bakalım. Eksi 2 çarpı 2. Eksi 4. Eksi 1 çarpı 1 de eşittir eksi 2. Şimdi grafiğimize bakalım. 0. noktasından başlarsak ki bunun bir zorunluluk olmadığını biliyorsunuz. Biraz önce de tekrarladık ama 0 noktasından başlamak çizimi kolaylaştırıyor. 0 noktasından başlarsak 0 1 2 3 4 dedik eksi yönde ve aşağı doğru da 1 2. Çarpım bu çizdiğim gibi bir şey olacak. Hatırlayalım. Asıl vektörümüz A yani 2,1 burada çizdiğim gibi görünüyor a vektörünü eksi 2 ile çarptığımda ise şuna benzer bir vektör oluştu. Bu sefer 0 noktasından çizmiyorum zira böyle bir zorunluluk yok. Evet, a'yı eksi 2 ile çarptığımızda şöyle bir vektör oluşuyor. Peki, a ve eksi 2 a arasındaki fark nedir? Negatif vektörün yönünü değiştirdi, 2 ise büyüklüğünü 2 katına çıkardı. Hepsi bu.